Evet, bana göre takımın kimyası vardır. Bu kimyasının uyuştuğu duruma takım ruhu diyor toplumumuz. Takım kimyası şöyle bir şey. Yani şirkete bir tane genel müdür koyalım, yanına yardımcıları koyalım, İK'yı kuralım, IT departmanını kuralım, satın almacılar yapalım, satış ekibi kuralım 50 kişilik, pazarlama 10 kişi, hukuk bölümü, üretim, transportasyon falan. Biz müthiş bir takım olduk. Olmuyor. Böyle olmuyor. Basketbolcasını anlatayım. Yani bir oyun kurucu alalım 3 tane. Biri Amerikalı, biri Avrupalı, biri Türk olsun. Forvetleri alalım 2 metrelik. İkinci derecedeki uzun oyuncular bunlar. Bir de pivotları alalım, uzun oyuncuları. 2 Afro-Amerikalı, bir beyaz Amerikalı, bir İtalyan, bir İsrailli. Ve takımı oluşturalım. Bir koç, 2 doktor, 4 tane asistan koç, kondisyoner, fizyoterapist, diyetisyen ekip. Takım olduk. Böyle takımın kimyası böyle oluşmuyor. Takımın kimyasını oluşturmak için daha önce de hep vurguladığım kişilerin, birbirlerin eksiklerini kapatacak, tamamlayacak özelliklere sahip olması lazım. Bir, teknik olarak. İki, kişilerin karakterlerinin birbirine uyum sağlaması lazım. Üç, kişilerin kültürlerinin birbirine uyum sağlaması lazım. Takım kimyasının oluşmasında bir tek yöneticiler takımın oyuncularının kimyasının oluşmasını bekliyor. Kendisinin de o takımla kimyasının oluşması var. Birçok koç birçok takımda başarılı oluyor. Birçok koç birçok takımda başarılı olamıyor. Ülker Spor'da yaptığım basketbolda bir değişim geçirmesi gerektiğini düşünüyordum. Takımımız artık Avrupa kupalarında hedefleri vardı ve oynayacağımız basketbolu değiştirmemiz gerekiyordu. Şirketlerin yurt dışına açıldığını düşünün. Artık ihracat yapmak isteyen bir şirket. Tabii bir sürü iş dinamiklerinin değişmesi lazım. Fakat takımın var olan oyuncularının bir kısmı bunda direniyordu. Ben de o oyuncularla daha mutlu olacakları, kimyasının tutacağı takımlara gitmelerine olanak sağlayıp bu yeni var olan yapıya adapte olacak oyuncuları tercih ettim. Fakat bu kimya öyle bir tuttu ki. Çünkü bu çocukların hepsi kendini ispat etmek için sahaya geliyorlar. Gayeleri, kimyanın oluşmasına bahsediyorum. Şimdi burada nedir? Burada uyuşmadan bahsediyorum. Karakter uyuşması ve teknik uyuşmadan bahsediyorum. Ve koçun da bu oyuncularla karakterinin uyuşmasından bahsediyorum. Bir Avrupalı koçun Avrupalı mantalitesiyle NBA'de koçluk yapması mümkün değil. Çünkü orada bağırma, çağırma, oyuncusuna küfür etme, hakaret etme, havlu atma falan yok. Atıyorsun bordu, bir daha da koçluk yapmıyorsun. Yani kimyanın uyuşması bundan bahsediyorum. Orada Avrupalı bir koç, burada bir keskin. Hani iyi kötü diye söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kültür farkını anlatıyorum. Koçun da oradaki kimyaya uyması lazım. Burada ahkam kestiği gibi Los Angeles Clippers'la o bağırmaları, çağırmaları, yerlere vurmaları, oyuncunun üzerine gidip hakaret etmeleri yaptığın anda kontrat biter. Yani kimya dediğim şey bu. Sırf teknik anlamda değil.